Geldiniz. Ben Eylül. Bu kanalda genellikle bakımla, okulla ilgili içerikler ve vloglar paylaşıyorum. Bugün de benim için çok önemli olduğu için sizinle saçlarımla ilgili bir video paylaşmak istedim. Görebildiğiniz gibi daha çok ön kısımlarına çerçeve gibi sarı renk attırdım. Şu fotoğraftan etkilenerek koyuyorum buraya. Ve fön çektirdikten sonra olabildiğince fönü kullanmak istedim. Çünkü saçlarımı çok kendimi düzleştirmemeye çalışıyorum ve düz kullanamıyorum bunun için. Sonunda saçlarımı yıkayıp kıvırcık halini döndüreceğim gün geldiği için bunu da sizinle paylaşmak istedim. Bunun için de Instagram'dan bir anket yapmıştım. İşte saçlarımı şekillendirirken Reel mi çekeyim, YouTube'a mı çekeyim diye. Hem Reel çekiyorum hem YouTube'a çekiyorum şu anda. Çok heyecanlı olduğum için ve benim için gerçekten önemli bir şey olduğu için. Şimdi beraber başlayacağız. Saçımı boyattıktan sonra nasıl bakım yaptığımı soranlar da oldu. Ben genellikle zaten saçlarıma çok bakım yaptığım için ekstradan şu an yapacağım bir şey olmayacak. Zaman geçtikçe saçımın durumuna göre yıprandığını fark edersem daha protein ağırlıklı şeylere döneceğim. Bir maske alırım yüksek ihtimalle. Şu anda saçlarımı yıkamadan önce bir yağ maskesi yapmak istiyorum. Ben uzun zamandır bu yağı kullanıyorum. Çoğu videomda da gösteriyorum. Yves Rocher'in yıpranmış saçlar için olan yağı. Açıp saçımı şimdi tarayıp bunu sürüp böyle yaklaşık bir saat falan bekleteceğim. Tamam, açalım saçımı. Böyle şu anda yağımdan uygulayacağım. Bayağı bol alıyorum. Bütün saçıma yediriyorum. Hatta biraz daha alacağım. Ne zamandır zaten yağ maskesi yapmıyordum. Bir tarıyorum iyice her yere eşit yayılması için. Saçlarımın bu kendi rengi olan yerler işlem görmedi. Daha çok işlem gören yerlere odaklanıyorum. Yağı bu arada diplere de getirdim. Çünkü bunun içindeki yağları çok seviyorum. Dibe gelmesinde bir sıkıntı yok bence. Şampuan arındırabildiği sürece. Şampuanım da bayağı güzel arındırıyor. Tamamdır. Şimdi toplayacağım ve bir saat falan bekleteceğim. O zaman bir saat sonra duşa girerken görüşeceğiz. Ay, yoruldum resmen. Hemen küçücük bir makyaj yapacağım. Sonra şekillendirmeye geçeceğiz. Biraz böyle saçlarımı havlu değil tişörtümün içinde kurumasına izin veriyorum. Çünkü son zamanlarda bana şey sormuştunuz. Kuru şekillendirme yapıyor musun? Kuru şekillendirme hakkında bilgi verir misin diye. Ben de sonrasında onu bir Instagram hesabında da gördüm. Ve bir deneyeyim dedim. BB kremi elle sürüyorum vardı. Ve bayağı hoşuma gittiğini söyleyebilirim. Gerçekten daha güzel şekillenmesine yardımcı oluyor saçların. Neme doydukları için şu şekilde oluyor. Ya da ben o şekilde yapıyorum. Yanlıştan düzeltebilirsiniz. Çok bir fikrim yok. Pek araştıramadım. Öyle rastgele uygulamaya başladım. Saçlarınız biraz kuruduktan sonra, yani sırılsıklam değilken, biliyorsunuz ben sırılsıklam şekillendirmeyi daha çok seviyorum. Buna da bir deneyeyim dedim nasıl oluyor diye. Saçlarınız biraz kuruduktan sonra bu yöntem için jel ya da köpük kullanıyorsanız ondan önce bir durulanmayan krem ya da bukle belirginleştirici krem de kullanmanız gerekiyor. Ben de biliyorsunuz jel kullanıyorum. Onun öncesinde de genellikle durulanmayan krem kullanıyorum. Bunları sırılsıklamken uyguluyordum. Öyle olunca jel altındaki şeyleri saça hapsettiği için çok ıslakken uyguladığımda saçlarım kuruması çok fazla zaman alıyordu. Ben de birazcık saçlarımın kurumasını bekledim. Ondan sonra daha bol krem uygulayarak o kremle şekillendirdim saçlarımı. Sonrasında da kullandığım jelle tekrardan sabitledim onları. Bu şekilde yaptığımda kuru olup kremle beraber ıslandıkları için o nemle beraber hem daha belirgin oldular hem de kuruması daha kolay oldu. Onun için hoşuma gitti. Arada öyle de şekillendiriyorum. Tarakla da şekillendiriyorum. Islakken başımı öne atıp direkt öyle de şekillendiriyorum. Farklı farklı şekillendiriyorum yani. Bugün de hiç YouTube'da göstermemiştim. Bu şekilde şekillendirmek istedim. Hemen pıtı pıtı makyajımızı yapıp şekillendirmeye başlayalım. Hemen rujumuzu da sürelim.
Tamam sanırsam. Duşta kullandığım ürünleri birazcık çektim ama tekrardan söyleyeyim. Bu The Body Shop'un Shea Butter serisini kullandım. Bayağı memnunum. Bayağı iyi temizledi yağ saçımdan. Normalde ben yağ maskesi yaptıktan sonra 2-3 saat bekliyorum. İyice o yağ emsin diye. Şimdi 45 dakika falan bekleyebildim. Çok iyi emmemişti. Ama yine de bayağı güzel temizledi bu şampuan. Bu ikiliyi kullandım. Şöyle saçımı da açayım. Bir de bu Body Shop'un yine banana saç maskesini kullandım. Bundan da baya baya memnunum. Duştayken taradım saçlarımı. Şimdi birazcık kurudular dediğim gibi. Tekrar ıslanmaları için nemlendiricimi kullanacağım. Yani nemlendiriciyle ıslatıp o kuruluğun yerini nemlendiricinin almasını sağlayacağım. Urban Care'in hyaluronik asitli ve kolajenli durulanmayan bakım kremini kullanacağım. Hadi. Cidden mi? Ah çıktı. Şöyle. Bildiğiniz dibini sıyırdım yani. Bütün elime yayıyorum. Tarayarak yediriyorum. Biraz daha çıkarsa daha iyi olacak. Son çırpınışları. Yes çıktı. Bayağı nemlendi. Şimdi ayıracağım saçlarımı. Ve altlardan şekillendirmeye başlayacağım. Önce şu şekilde birazcık mıncıklıyorum. Sonrasında bu kaçıncı kutusunu alıyorum bilmiyorum. Be Beauty'nin bu jelini kullanıyorum. Shape and Care. Şöyle çekerek uyguluyorum önce. Bütün üstünü kaplaması için. Sonrasında tekrardan mıncıklıyorum. Diğer tarafa da aynı şekilde. Ay nasıl olacak çok merak ediyorum. İlk boyamadan sonra biraz sapıtıyor benim saçlarım boya işleminden sonra. Birkaç yıkamaya kendine gelir diye düşünüyorum. Bugün süper bir performans beklemiyorum kendilerinden ama olsun bakalım. Bu şekilde burayı da şekillendiriyorum. Şimdi üstten yavaş yavaş aynı hareketlerle bütün saçı şekillendireceğim. Nasıl sarışın oldum ya? Birden oldu resmen. Ben bile anlamadım yani nasıl oldu. Genellikle çok iyi tepki aldım. Ama saçını boyayacaksan niye kızıla boyamadın da bu renge boyadın diyenler oldu. Taşınacağımız için İstanbul'a. Benim de yıllardır gittiğim ve güvendiğim kuaför burada olduğu için son kez vedalaşmaya gittik kuaförüme. Bir daha yaptıramam burada yaptırmazsam şimdi diye. Hemen birden bu şekilde oldu. Şimdilik bayağı memnunum bakalım. Bakalım en üst parça son şekillendirmemiz. Buraya biraz daha krem gerek sanki. En çok açılan yer burası olduğu için. Şimdi buraları da. Bir de başımı öne atıp tekrar jelleyeceğim. Birazcık kendi kendine kurumayı bırakıp Vigo ile kurutacağız beraber. Geliyorum az sonra. Hello. Geldim saçımı kurutmaya. Bu Turbo Professional 3500 megafon olması lazım. Ama şöyle bir ses çıkarmaya başladı. İğrenç ve bozuluyor yüksek ihtimalle. Onun için bunu öneriyordum ama PowerTech'te kullandım, Etap'ta kullandım bu kuaför fön makinesi olarak geçenlerden. Sanki diğerleri bir tık daha dayanıklı. Aynı fiyat aralığındalar zaten. Haberiniz olsun yani. Onu söylemek istedim. Şimdi kurutmaya başlıyorum. Bir de bana diyorsunuz ki senin saçların niye fış fış çok çabuk kuruyor? Benim saçlarım çok çabuk falan kurumuyor. Editliyorum onu yani. Nasıl o kadar hızlı kurusun? Saçlarımın kuruması neredeyse yarım saat falan alıyor yani. Neyse başlayalım. Evet, dipleri bayağı kurudu. Uçları sert sert jel kabuğu kaldı. Şimdi o kabuğu kırıp kurutmaya devam edeceğim hemen. Ortaya çıkmaya başladı bakın. Çok hoşuma gitti şimdiden. Evet, kabuğu kırdıktan sonra devam kurutmaya. Hala tam kurumadılar ama bir göstermek istedim. Bu şekilde görünüyorlar. Düz haliyle bu hali iki farklı saç. Bildiğiniz sanki ilk defa görmüş gibi oldum sarı saçlı halimi. Siz ne düşünüyorsunuz? Benim bayağı hoşuma gitti bence. Böyle çerçeve gibi olması.
özellikle ayrı bir hava kattı. Şöyle aralarından kendi saç rengimi de görebilmeniz, sarılarında olması. Gerçekten çok hoşuma gitti. Çok sıcak bir renk gibi gelmişti. Ama şimdi kendi saç rengimle karışınca bayağı hoşuma gitti. Bekliyorum sizin de düşüncelerinizi yorumlarda. Şöyle bir komple göstereyim. Sadece şurası çok güzel şekillenmedi. O da yüksek ihtimalle benim suçum. Çünkü burası gayet güzel. Ama biraz daha tabii ki açıldığı için takviyeye ihtiyacı olacak saçımın. Eğer yıpranmış saç bakımı videomu izlediyseniz orada kullandığım bir maske vardı. Ondan gerçekten çok iyi performans aldım. Çok memnun kaldığım bir maskeydi. Hemen en yakın zamanda onu tekrar sipariş etmeyi planlıyorum. Saçlarım benim normalde boya sonrası bayağı sapıtıp şekillenmezler. Şimdi açıcı olmasına rağmen beklediğimden, şurayı şöyle alırsak, beklediğimden çok daha güzel bir şekilde şekillendiler yani. Bu kadar söyleyeceklerim, kameramın şarjı bitecek. Hemen kapanış yapayım. Sizinle sohbet ederek böyle paylaşmak istedim yeni saçlarımı. Umarım severek izlemişsinizdir. Instagram'dan da paylaşacağım. Eğer beni Instagram'dan takip etmiyorsanız Instagram'dan da takip ederseniz çok mutlu olurum. Abone değilseniz de lütfen abone olmayı unutmayın. Bu kadar söyleyeceklerim. Umarım severek izlemişsinizdir. İşinize yarayacak bir şeyler olmuştur bu videoda da. Bu kadar. O zaman sonraki videolarda görüşmek üzere.